HRT Akdeniz ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 6 Ocak haftanın son günü, Cuma günü ve ben Ali Yolcu, HRT Akdeniz ana haber bültenleriyle sizlerle birlikteyim. Bugün ilk haberimizi arkadaşlarımız öyle uygun görmüşler. Fatih Tezcan, bir gazeteci. Meslektaşımız diyelim mi? Diyelim. Ancak farklı kulvarlarda yüzen bir meslektaşımız. Zaman zaman yaptığı açıklamalarla gündem oluşturan bir isim. Ama ben bugüne kadar bir adet bile olumlu bir açıklaması, bir adet bile birliğe ve beraberliğe çağrı yapan bir açıklamasını hiç duymadım, görmedim, şahit olmadım. İşte o isim, şimdi ekranlardan göreceksiniz, tanımayanlar için söylüyorum. Fatih Tezcan bu kez hedef noktasına Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir'i koydu. Buyurun. Sansasyonel açıklamalarıyla sürekli gündem olan Fatih Tezcan bu kez hedef tahtasına Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'i aldı. Fatih Tezcan, Başkan Nehir'le ilgili suçlamasını Twitter hesabından yaptı. Tezcan, Türkiye'nin gündemine gelmeyen ihanet, CHP Hatay Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'in Hatay'daki HKO terör örgütüyle ilgisine paylaşımını yaptı. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Hatay'a ve Alevi vatandaşlara kiniyle tanınan Fatih Tezcan'ın paylaştığı tweetle ilgili bir açıklama yaptı. Nehir, benim bağlı olduğum tek örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bağlı olduğum yegane ilke de partimin bağlayıcı ilkeleridir, dediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Kendini gazeteci olarak tanımlayan bir meczup, benim adımı da kullanarak bir örgüt ismi üretmiş. Sosyal paylaşım platformu Twitter'da sanki benim bu örgütle irtibatım varmış gibi bir imada bulunmuştur. Suriye krizi başladığından beri Hatay bu krizden en çok etkilenen illerin başında gelmiştir. Halkın seçilmiş bir temsilcisi olarak halkın sosyal ve ekonomik kaygıları elbette bizim de kaygımız olmuştur. Bundan sonra da halkımın her sorunu ve her kaygısı benim sorunum ve kaygım olacaktır. Ancak şu bilinsin ki benim bağlı olduğum tek örgüt Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Bağlı olduğum yegane ilke de partimin bağlayıcı ilkeleridir. Ve tek amacımızla Türkiye'nin gerçek birleştirici gücü olan partimizi iktidar yapmaktır. Ayrıca halkımızın yaşam kalitesini yükseltecek her hizmet bizim için vazgeçilmezdir. Kamuoyunda infial yaratarak ilçem Samandağ'a hedef gösteren hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz ve bunları hukuka havale ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Hatay Kurtuluş Örgütü. Vay be! Sevgili Tezcan, Hatay Kurtuluş Örgütü. Doğrusu iyi ki bilgilendirdin bizi. Ben ilk kez böyle bir örgütün adını duyuyorum. Sizler demek ki istihbari yönleriniz güçlü, istihbari bilgileriniz güçlü ama sizin Hatay'la uğraşmanız ne size bir fayda getirir ne de bir başkasına getirir. Samandağ Belediye Başkanı Sayın Mithat Nehir'i biz Hataylılar iyi tanıyoruz. En azından senden daha iyi tanıyoruz. Ve biz Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'i de senin gibilere yedirtmeyiz. Sonuna kadar da Mithat Nehir ve Mithat Nehir gibilerinin arkasındayız Hataylılar olarak. Sen kendi işine bak abi, biz kendi işimize bakalım. Şimdi peki, sevgili seyirciler, bu Fatih Tezcan hedefine sadece Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'i mi koydu? Hayır. Bakın şimdi ikinci haberde geliyor. Bakın ikinci haberde hedefine kimi koydu bu sözde gazeteci? Hatay Kurtuluş Örgütü'nü hazırladılar. Mersin'den Samandağ'ına kadar, Armutlu Samandağ bölgesi, dört yol, bu mıntıka hani ve Harbiye, şu mıntıka merkez olmak üzere, dikkat edin şimdi söyleyeceğimi sevgili seyirciler. İran, bu Güneydoğu'daki bizim ilk zamanlarda İran'a bağlıydı. Bu Hizbullah değil. Lübnan Hizbullah'ı Türkiye'de Mersin'den Samandağ'ına kadar ofisler alıyordu, açıyordu. Hatay Kurtuluş Örgütü burada, bu anlattığım haritada koyun parmağınızı, orada olacaktı. Kayıklarla silahlar gelecekti. Zaten cilve gözü silahları, Reyhanlı silahları
bombaları kayıklarla geldi. Fatih Tezcan, Hatay ve bölge Alevileriyle ilgili bu suçlamalarda bulunmuştu. CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal da katıldığı bir televizyon programında Adana, Hatay ve Mersin'deki Alevileri hedef alan söylemleriyle tepki toplayan Fatih Tezcan'ı meclis gündemine taşıdı. Yine son zamanlarda Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi hükümleri apaçık ortadayken alenen suç işleyen tetikçiler var maalesef. Bir televizyon programında göz göre göre birileri çıkıyor ve halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer bir kesimi aleyhine kinle, düşmanlığa alenen tahrik ediyor. Üstelik Cumhuriyet savcılarının gözlerinin önünde. Barışın ve kardeşliğin kenti Hatay bir meczup tarafından karıştırılmak isteniyor değerli arkadaşlar. Serkan Topal, Fatih Tezcan'ın yorumları için ırk, din, mezhep ayrımı yapan, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden tetikçi meczup Fatih Tezcan hakkında iktidar yetkililerini ve Cumhuriyet savcılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden göreve davet ettim dedi. Topal, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir'e sahip çıktı. Benim Samandağ Belediye Başkanım Hatay Kurtuluş Örgütü üyesi olarak ilan edilip hedef gösteriliyor. Yakın tarihimizden açıyla hatırladığımız katliamlara göndermeler yaparak bu ülkenin barışının ve demokrasisinin sigortası Aleviler maalesef hedef gösteriliyor. Savcılar seyrediyor, bakanlarımız sadece bakıyor. Troller tweetliyor, birileri de alkışlıyor. Savcıları göreve davet ediyorum bu konuda. Topal konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı, Başbakan ve bakanlara seslendi. Hatay'daki, Adana'daki, Mersin'deki Aleviler, tüm Türkiye'deki Aleviler gibi vatanını, milletini, bayrağını seven, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne sadık insanlardır. Onlara laf atanlar, iftira atanlar önce anaya baksınlar ve hadlerini bilsinler. Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Başbakanım, Sayın Bakanlarım, bu fitne, feset ve ayrıştırma peşinde koşan insanlara karşı olduklarınızı biliyorum. Ancak sosyal medya şuursuzluğunun toplumda yaratacağı tahribat uyarıları sıcaklığını korurken bir takım kraldan çok kralcıların provokatif sosyal medya mesajları ve televizyon programları incelenmelidir. Cumhuriyet ve vatan sevgisi tescilli Hatay'daki Alevi kardeşlerimizi zinnen radikal terör örgütleriyle ilişkilendirmek, en hafif ifadeyle toplumda yaratılmak istenen ayrıştırmalara zemin hazırlar. Şimdi haber bu şekilde. Haberin sonuna doğru zaten izlediniz. Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili Sayın Serkan Topal gerekli yanıtları verdi ama tabii bize de birkaç cümle söylemek düşer. Mesela Fatih Tezcan diyor ki Lübnan Hizbullah'ı ofisler açtı ya da açmaya çalıştı. Nerede açtı abi? Bana bir tane ofis gösterebilir misin Hatay'da? Yani sen bunu görüyorsun da Hatay'daki güvenlik kuvvetleri, güvenlik güçleri görmedi mi? Onu mu söylemek istiyorsun? Bana bir tek ofisin adresini göster, ben bu işi de bırakacağım, Hatay'ı da terk edeceğim. Yok öyle bir şey. Yalan dolan cümleler kurarak Hatay'ı ve Hataylı'yı kötüleyemezsin. Hatay Kurtuluş Örgütü. Bizim ne böyle bir örgütümüz var, ne de başka bir örgütümüz. Bunu buradan çok açık söyleyelim. Bizim kurtuluş örgütümüz şu. Bir kurtuluş örgütümüz var. Doğru söylüyorsun ama kurtuluş örgütümüzün açılımı şu. Hatay Kurtuluş Örgütü Mustafa Kemal Atatürk'ün örgütüdür. Biz oradayız. Mustafa Kemal neredeyse biz oradayız. Hataylılar olarak. Kurtuluş örgütü mü arıyorsun? Kurtuluşu sevgimizde ara. Hoşgörümüzde ara. Hataylıların sevgisinde, hoşgörüsünde, kardeşliğinde, birliğinde, beraberliğinde. Bizim böyle bir örgütümüz var. Senin anladığın örgüt anlayışını bilmiyorum ama biz böyleyiz. Ve buradan son olarak şunu sormak istiyorum sevgili Fatih Tezcan'a. Sen kimin tetikçisisin? Kimin tetikçiliğini yapıyorsun? Onu da açıklaman lazım aslında. Madem bu kadar cesursun, bu kadar şey biliyorsun ve bu kadar hakimsin kurduğun cümlelere, bari bunu da söyle bize, biz de anlayalım. Bakın bu tür söylemler sevgili seyirciler,
neredeyse her gün söylüyoruz. Bu tür söylemlerin ne Hatay'a faydası var, ne Türkiye'ye faydası var, ne de senin yaptığın açıklamanın sana bile faydası yok. Sayın Fatih Tezcan. Bizim özellikle bu dönemlerde birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, omuz omuza vermeye ihtiyacımız var. Bu tür açıklamalara ihtiyacımız yok. Herkes ayağını denk alsın ve herkes haddini bilsin. Sen ve senin gibiler Sayın Tezcan, bu da son sözümüz olsun. Ve yine Hatay'dayız. Hatay'da sevgili seyirciler, Antakya ve Samandağ ilçelerinde bir operasyona imza atıldı. Ve terör örgütü DHKPC'ye üye oldukları gerekçesiyle 12 kişi gözaltına alındı. Haberin devamında ise benzer bir operasyon Mersin'de yapıldı ama terör örgütlerinin isimleri farklıydı. Hatay'da terör örgütü DHKPC'ye yönelik düzenlenen operasyonda 12 kişi gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabaha karşı Antakya ve Samandağ'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polisin soruşturması sürüyor. Mersin'de de terör operasyonları vardı. Tarsus'ta terör örgütleri PKK, KCK ve DAEŞ'e yönelik soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı. Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri terör örgütü PKK, KCK üyesi olduğu ileri sürülen 4 şüpheliyi yakaladı. Emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan terör örgütü DAEŞ'e üye olanlara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında da ilçede 5 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ve elbette dün İzmir'de meydana gelen o terör saldırısı. İki teröristin öldüğü, biri polis, biri adliye çalışanı olmak üzere toplam İki kardeşimizin şehit olduğu o terör saldırısı. O İzmir'de o trafik polisi kardeşimizin gösterdiği kahramanlık için, o gösterdiği vefalı davranış için hepimizin kendisine ayrı ayrı belki teşekkür borcu var. Keşke her insan, bakın dikkat edin, her insan bu trafik polisi kardeşimiz gibi vatanını sevse, vatanını kucaklasa ve vatanı için can vermeye hazır olsa, inanın sevgili seyirciler, bugün biz ne o yılbaşı günü İstanbul'da yaşadığımız o terör saldırısını yaşardık, ne de öncesinde yine İstanbul Beşiktaş'ta, daha sonrasında Kayseri'de, daha öncesi bir sürü tabii terör saldırısı var. Hepsini şimdi buradan teker teker sayacak halimiz yok. O terör saldırılarını inanın biz yaşamazdık. Buradan içimden geldi o polis kardeşimize bunları söylemek ve umarız ki ülkemizde elimizden başka bir şey gelmiyor. Şimdi anlıyorum sizi, zaman zaman diyorsunuz ki ya hep aynı şeyleri söyleyip duruyorsunuz. Yani sadece benim için değil tabii, genel anlamda siyasiler aynı şeyi söylüyor, televizyoncular aynı şeyi söylüyor, gazeteciler aynı şeyi söylüyor, normal vatandaşımız aynı şeyi söylüyor. Yani bir daha yaşamayız temennisi. Ne yapabiliriz? Yani elimizden başka bir şey gelmiyor bizim vatandaş olarak. Elimizden başka bir şey gelmiyoruz. Bunu siyasiler çözecek. Nasıl mı çözecekler? Onu da bana sormayın. Onu da bana sormayın. Çünkü siz görev talep ederken siyasetçiler olarak siz bizim sorunlarımızı çözme adına görev talep ediyorsunuz. Bunların arasında terör de var. Çözeceğiniz konular arasında. Nasıl çözeceksiniz bilmiyorum. Ama bir an önce çözmenizi artık bekliyoruz. Yani sadece terörü lanetlemekle bu iş olmuyor. Olur mu? Eğer başarabilirsek, bugün sosyal medyada bir şey okudum, terörü lanetleyerek bitirebilirsek bunu dünyada başaran tek ülke biz olacağız. Çok da hoşuma gitti. Evet, terör lanetlenerek bitmez. Ne önlem alacaksanız onu alın. Peki haberimize dönelim ve İzmir diyoruz, dünkü İzmir'deki saldırı. Bununla ilgili işte yine kınama mesajları. Buyurun. Hatay'dan çeşitli isim ve STK'lar İzmir'deki terör saldırısını kınadı, birlik ve beraberlik mesajları verdi. İşte o mesajlar.
CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, teröre alışmayacağız, her gün patlayan bombalarla susup silmeyeceğiz, doğruları korkusuzca haykırmaya devam edeceğiz. Dağlarında çiçekler açan, cumhuriyetin ve laikliğin bekçisi olmuş Türkiye'nin incisi, güzel İzmir'imize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, aydınlık geçmişi olan ve yarınlara umutla bakan ülkemizin bir daha bu acıları yaşamaması için tek vücut olmaya devam edeceğiz. Yaşanan bu elim olayda daha çok masum vatandaşımızın hayatını kurtarmak için canını feda eden kahraman polis memuru Fethi Sekin ve adliye personeli Musa Can'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, İzmir'de gerçekleştirilen hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aynı zamanda büyük bir cesaret gösterip onlarca insanımızın hayatını kurtaran kahraman şehit polisimiz Fethi Sekin, ruhun şad olsun, ışıklar içinde uyu şehidim. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, bu ülkede terörün aldığı her can hepimizin canı, aynı acıyı yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin huzurunun sarsılmasına izin vermeyeceğiz. Hain terör şer odaklarına geçit vermeyeceğiz. İzmir Bayraklı Adliyesi'ne yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehit olan polis memuru ve adliye çalışanına Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum, terörü lanetliyorum. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman, masum insanlarımızın umut dolu yaşamlarını kendi çirkin emelleri uğruna ellerinden alan hainler başımızı öne eğdiremeyecekler. Haince yapılan bu terör saldırılarının son bulmasını, huzur, aydınlık ve barış dolu günlere kavuşmayı istemekten vazgeçmeyeceğiz. Saldırıda hayatını kaybeden kahramanlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, her zaman söylediğimiz gibi terörün dili, dini, ırkı ve milleti yoktur ve Türk milletinde kahramanların ardı arkası hiçbir zaman kesilmeyecektir. Yaşanan bu saldırıları lanetle ve nefretle kınıyor, emniyet güçlerimize yönelik düzenlenen saldırılarda şehitlik mertebesine erişen bütün kardeşlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve aziz milletimize bir kez daha başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Hatay Barosu adına Baro Başkanı Ekrem Dönmez, İzmir'de yaşanan terör saldırısını lanetliyoruz. Terör insanlık suçudur. İzmir'de olan hain terör saldırısı bugün herhangi bir yerde, herhangi bir zamanda olabilecek kadar terörün azmış olduğunu gösteriyor bize. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, dimdik ayaktayız. Canı pahasına büyük bir faciayı önleyen ve bu sırada şehit olan polis memuru Fethi Sekin'le adliye personeli Musa Can'a Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun. Tabii kınama mesajları sadece siyasilerden, sivil toplum örgütlerinden gelmiyor. Din adamlarından da geliyor. Hatay'ın yapısına uygun olarak din adamlarından geliyor. Biliyorsunuz Hatay şehri Fatih Tezcan'ın, gazeteci Fatih Tezcan'ın az önce anlattığı gibi bir şehir değil. Hatay hoşgörü kentidir, birlik kentidir, beraberlik kentidir, kardeşlik kentidir. Bir ara Adalet ve Kalkınma Partisi Hatay Milletvekili Adem Yeşildal mesela, değil mi, bir konuşma yapmıştı o 15 Temmuz'dan sonra. Hatay'da demişti, Sünni kardeşlerimizin namusu Alevi kardeşlerimizden, Alevi kardeşlerimizin namusu Sünni kardeşlerinden sorulur demişti. Ne güzel de kurmuştu o cümleyi Sayın Adem Yeşildal. Ben o gün de kendisini ayakta alkışlamıştım. Bugün de ayakta alkışlıyorum. Siyasilerin sözüne güvenirsiniz, güvenmezsiniz. Siyasi olarak söyledi o gün için. Bilmem ne diyebilirsiniz. Demekte özgürsünüz. Ama müthiş kurulmuş bir cümledir. Evet, Hatay'da biz böyleyiz. Ben Adem Yeşildal kardeşimin söylediği bu cümleye biraz daha renk katayım mı? Hadi katalım. Evet, Sünni'nin namusu Alevi'den, Alevi'nin namusu Sünni'den, Ermeni'nin namusu Alevi'den, Hristiyan'ın namusu Sünni'den ve böyle yelpazeyi genişletebilirsiniz. Bakın bu haberde Noel kutlamaları vardı. İskenderun'da, güzel ilçemiz İskenderun'da Noel kutlamaları vardı ve o Noel kutlamaları sırasında
Papaz Avedis Tabaşyan İzmir'deki saldırıya da değindi ve Hatay'ın yapısına uygun olarak birlik ve beraberlik mesajları verdi. Hatay İskenderun'da Noel ayini vardı. Ayinde İzmir'de düzenlenen terör saldırısı kınandı. Işıklarla süslenen Karasun Manuk Ermeni Kilisesi'ndeki ayinde dualar edildi, mumlar yakıldı. Hatay Ermeni Kiliseleri din görevlisi Papaz Avedis Tabaşyan ayinde yaptığı konuşmada terörün insanları katlettiğini ve birçok kişiyi kötü durumda bıraktığını belirtti. İzmir'de çok büyük bir patlama olmuş. Şimdiden bilmiyorum ne var orada ama Rab onların yardımcısı olsun ve tüm ülkemize bir an önce barış gelsin diye dualarımızı edelim. Tabaşyan terörü kınayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi. Dualarımızı ederken tarihe isyan ederek değil, neredesin Tanrım diyerek değil. İşte tam zamanıdır ki daha çok birleşmenin, daha çok kardeşliğe önem vermenin, daha çok birbirimize saygı göstermenin zamanı. 20-15, 20-30 gibi ana haber bülteninden hemen sonra. Şimdi arkadaşlarım bana kesin bilgi verecekler. Onu sizlere ana haber bülteni kapsamında hatırlatırım. Sabahattin Nacioğlu, Hatay Turizm Derneği Başkanı konuğumuz olacak. Demokrasi Buları programının konuğu olacak. Ve elbette kendisiyle Hatay turizmini masaya yatıracağız. 2011 öncesi Hatay turizmi, 2011 sonrası Hatay turizmi ve nereye gidecek Hatay turizmi, ne olacak? Çünkü zaman zaman ana haber bültenlerinde dile getiriyorum ben. Hatay'da özellikle Harbiye beldesinde inanılmaz yatırımlar yapılmıştı. İnanılmaz yatırımlar yapılmıştı turizmle ilgili. Ama Suriye'de yaşananlardan sonra tabii hepsi fas çıktı. Yani açık söyleyeyim, böyle. Halk tabiriyle böyle diyelim. Yatırımcı koyduğu milyon lira paralarla kaldı ne yazık ki. Ve halen bir umut içinde bekliyor. Bu konuları bugün işte Sabahattin Nacioğlu'yla, Hatay Turizm Derneği Başkanı'yla konuşmaya çalışacağız. Demokrasi Bulvarı programında. Peki, bir haber daha sunalım. Sonra sizden gelen 3 adet mesaj var. Onları paylaşacağım sizlerle. Zorunlu kış lastiği. Zorunlu kış lastiği olayı biz daha önce hep İstanbul için bilirdik. Ankara için bilirdik değil mi? O soğuk havaların yaşandığı illerde bilirdik. Öyle değilmiş. Bugün bu haber önüme konduğumda onu gördüm. Hatay ili ile ilgili de, bizim de yayın yaptığımız Hatay ili ile ilgili de kış lastiği zorunluluğu var. Peki bu zorunluluk nerede geçerli ve hangi koşullarda geçerli? Önemlisi kimler için geçerli? Haberimiz onunla ilgili. Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu hale getirilen kış lastiği takma zorunluluğunun başlamasının ardından trafik ekipleri ülke genelinde araçlarda kış lastiği kontrolleri yaptı. Kar lastiği takmayanlara 603 lira ceza kesilecek. Binek araçlara kış lastiği zorunluluğu valiliklerin vereceği karar doğrultusunda geçerlilik kazanacak. Kış lastiği olarak geçen lastik türlerinin üzerinde M+S veya kar tanesi işareti bulunuyor. 1 Nisan'da sona erecek olan uygulamayla ilgili Hatay Valiliği de sürücüleri uyardı. Hatay Valiliği, İskenderun istikametinde Topboğazı mevkiinden itibaren İskenderun Belen otoban girişine kadar olan güzergahta, Samandağ istikametinde çevre yolu Samandağ kavşağından itibaren köyler dahil Samandağ ilçe girişine kadar olan güzergahta kar yağması veya buzlanma olması durumunda valilik talimatlarına göre hareket edilmesi kaydıyla Yayladağ istikametinde Harbiye Jandarma noktasından itibaren Yayladağ ilçesine kadar olan yol kesimi, bu yol üzerinde bulunan köyler ve ilçe merkezi dahil olan güzergahta, Altınözü istikametinde ise Narlıca beldesi Altınözü istikameti belde çıkış levhasından itibaren Altınözü ilçesine kadar olan güzergahta ve bu güzergahtaki köyler ve Altınözü ilçe merkezinde seyreden güzergahlardaki ticari amaçlı yük ve yolcu taşıyan, tescil edilmiş olsun veya olmasın kamyon, çekici, tanker, otobüs, minibüs, kamyonet türü araçlarda 1 Nisan'a kadar kış lastiği kullanılmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Valilikten yapılan açıklamada ayrıca belirtilen güzergahlar haricinde şehir içinde eşya ve yolcu taşıyan araçlarla ilgili olarak Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın genelgesinde kış lastiği kullanımının zorunlu olmadığının belirtildiği açıklandı. Evet, ne demiştik? Sizden gelenler demiştik. Ahmet
Haydaroğlu Bey, Ahmet Haydaroğlu Bey, iyi akşamlar Ali Bey. Bir şikayetim olacaktı. Hatay, bizim de yayın yaptığımız Hatay'dan söz ediyor. Antakya ilçesine bağlı Zülüflühan mahallesinde sokak aydınlatma sistemi 2,5 aydır çalışmıyor. Yılbaşı gecesi bir süreliğine çalıştırdılar sistemi, sokak aydınlatma sistemini. Ancak ertesi gün bir daha gitti. Acaba bilerek mi yapılıyor? Şimdi tabii bizim görevimiz buradan yine TEDAŞ yetkililerine seslenmek. Son dönemlerde en çok bu konuyla ilgili sesleniyoruz TEDAŞ yetkililerine ya da enerji sahi yetkililerine. Sokak lambalarının yanmaması, sokak aydınlatma lambalarının, lambaları sisteminin çalıştırılmaması. Ama niye böyle bir durum var ben de bilmiyorum. Bunu buradan bir kez daha söyleyelim. Bilerek mi yapıyorlar? Yani bilerek yaptıkları kanaatinde değilim sevgili Haydaroğlu. Yani inan enerjisa şu anda bu işi layıkıyla yapmıyor. Yani sadece sokak lambaları değil ki işte elektrik kesintilerini biliyorsunuz. Planlı, plansız bilmem ne. Ama biz buradan yine söyleyelim Zülüflühan Mahallesi sokak aydınlatma lambaları. İyi akşamlar Ali Bey. Güzel Burç Mahallesi'nden yazıyorum. Sizden bir ricam olacak. Bir belediye başkanından söz ediyor. O belediye başkanının ismini söylemeyeceğim. Adımı da vermeyin diyor çünkü o söz konusu kişi. Bir belediyeden söz ediyor ve bir belediye başkanından söz ediyor. Ve sadece kendi yakın çevresini ya da kendi tanıdıklarını ya da ne bileyim etrafındakileri işe aldığını söylüyor. Güzel Burç ve Güzel Burç gibi yerleşim birimlerine bu manada haksızlık edildiğini de öne sürmüş söz konusu kardeşimiz. Seçim zamanında işte görüşürüz falan demiş. Yani tabii görüşürsünüz çünkü vatandaşın elinde çok güçlü bir silah var sevgili seyirciler. Demokrasi dediğimiz çok güçlü bir silah. Bunu da bize Mustafa Kemal Atatürk hediye etmişti 1923 yılında demokrasiyi, insan haklarını, işte seçimleri değil mi? Seçimlere gidersin abi. Hangi siyasi partiyi ya da o siyasi partinin siyasi parti ayrımını hani bırakabilirsiniz yerel seçimlerde bilmiyorum. Genellikle böyle oluyor çünkü. Hangi adayı beğeniyorsanız gider oyunuzu kendisine verirsiniz. Yani aslında arkadaşımız demokrasi kurallarını çalıştırmış, seçimi bekliyoruz demiş. Tabii ki seçimi bekleyin. Bunu da buradan söyleyeyim. Ama zaman zaman bu konuyla ilgili bize böyle yorumlar geliyor. Yani A belediye, B belediye, C belediye filancayı aldı, falanı almadı işe. Şunu aldı, bunu almadı vesaire gibi. Bakın benim şu anda önümde üzerinde çalıştığım bir haber var sevgili seyirciler. Ve özellikle adının açıklanmasını istemeyen Güzel Buruşlu kardeşim. Derleme bir haber yapıyorum. Hatay Büyükşehir Belediyesi dahil olmak üzere Antakya Belediyesi, Reyhanlı, işte Samandağ, Kırıkan 15 ilçemiz yani toplam 15 ilçe ve Hatay Büyükşehir Belediyesi. Şu anda 280 bin, bakın rakamı yanlış duymadınız. 280 bin insan şu anda belediyelere müracaat etmiş. Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne ve diğer ilçe belediyelerine iş bekliyor. Şimdi belediyeler takdir edersiniz ki hizmet makamı. Normal şartlarda böyle olması gerekiyor. İş kapısı değildir aslında. Ama şunu da görmek gerekiyor. Yani 280 bin kişinin müracaat ettiği bir şeyden söz ediyoruz. Ya belediye başkanı ne yapsın? Değil mi? Bilmem belediye meclis üyesi ne yapsın? Milletvekili ne yapsın? Bilmem ne yapsın? Ama bana dersiniz ki işsizlik bir sorun mu bir sorun? Çözülmesi gerekiyor mu çözülmesi gerekiyor? Ama çözüm merci inanın belediyeler değil. Bunu da buradan söylemek benim boynumun borcu oldu yani. Efendim Çiğdem Nurhan Dağlıoğlu. Bu mesajı Çiğdem Nurhan Dağlıoğlu bana 2 gün önce göndermişti. Ama bugün okumak nasipmiş. O gün için şunu söylüyordu. Ben Defne ilçesinde ikamet ediyorum Çekmece Mahallesi'nde. Ve Çekmece Mahallesi'nde 3 günden bu yana çöpler toplanmıyor. Esnaf bu konuda perişan. Bu mevzuyu dile getirmenizi rica ederiz dedi. 2 gün geçti aradan topladılar mı acaba çöplerinizi Çiğdem Hanım bilmiyorum ama toplamışlarsa ellerine sağlık ne olmuş artık bilmiyorum. Toplamamışlarsa da şunu buradan soralım. Yani evet bir yerleşim biriminde çöpler 3 gün neden toplanmaz abi? Neden toplanmaz? Senin ne görevin var? Sen çöpleri de toplamayacaksan ne görevin var? Kim olursan ol. Bunu da buradan söylemiş olalım ve diğer habere geçelim. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası ile Antakya Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri, başkanları
bir araya geldiler ve bir proje mi diyelim, yeni bir çalışma mı diyelim, onun üzerinde çalıştılar. İran'a yapılması düşünülen ticari iş gezisi ve ikili görüşmeler. Bunların içerisinde Suriye ve Suriye'den gelen mülteciler de var. İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda İran'a yapılması düşünülen ticari iş gezisi ve ikili görüşmelerle Suriye'den Hatay'a gelen mültecilere hibe destekleriyle verilecek mesleki eğitim konuları ele alındı. %40'ı Türkçe konuşabiliyor. İTSO'da düzenlenen toplantıda söz alan Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'ın ekonomide söz sahibi olduğu demir-çelik, filtre, mobilya, lojistik ve kundura gibi sektörlerle İran'a gidilebileceğini ve çok ciddi yatırımlar yapılabileceğine dikkat çekti. Mültecilerin mesleki eğitimin yanı sıra Türkçe eğitim alabilmeleri konularında eğitim verebiliriz. Proje kapsamında Avrupa Birliği ve çeşitli ülkelerin fonlarından da faydalanabiliriz. Alman Kalkınma Bakanlığı ile yapılan protokolde %75'i Suriyeli mülteci, %25'i de Türkiye'de işsiz veya mesleğini değiştirmek isteyen kişileri kapsayan bir proje yer almaktadır. Diyen ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, Hatay'da 400 bin civarında Suriyeli bulunduğunu hatırlattı. Verilecek olan kurslarla mültecilere gerek Türkçe, gerekse mesleki eğitim verilen topluma ve insanlara faydalı hale gelmelerine yardımcı olunması hedeflenmektedir, dedi. Alman Kalkınma Bakanlığı'nın ondan bir 6 milyon protokol imzaladık. Orada %75 Suriyeli, %25 Türk dezavantajlıdır. DOAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız, toplantıda rapor halinde hazırlanan kitapçığı sunarak, kitapçıkta yer alan ve İran'a yapılan ihracat rakamları ve İran'dan alınan malzemelerle ilgili detaylı bilgiler verdi. Türkiye'nin İran'a ihracatı, yani kendi bölgemiz, Hatay'da, Osmaniye, evet. Kahramanmaraş olarak altın, biz Maraş'tan altın gönderiyoruz İran'a. Ağaçtan ve diğer olumsuz maddelerden lif ve levhalar, yani ağaç ürünleri ve mobilyacılık. İTSO Başkanı Levent Hakkı Yılmaz da toplantıda yaptığı konuşmada Suriyelilere mesleki eğitim verilmesi projesinin önemli bir proje olduğunu da ifade etmek isterim. Bunun yanında İran'a yapılacak olan ticari geziler hakkında meclis üyelerimizi de bilgilendirebiliriz. Çünkü İskenderun'dan İran'a ihracat yapan şirketlerimiz de var. Bu ticari gezilerin ilimiz ve bölgemizdeki iş adamlarımız için önemli bir fırsat olacağı kanısındayım şeklinde konuştu. İTSO'da gerçekleştirilen toplantıya Belen Kaymakamı Abdulaziz Aydın, İskenderun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Levent Hakkı Yılmaz, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin, DOAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve ABİGEM Hatay İş Geliştirme Uzmanı Siret İdil Teoman katıldı. O az önce birinci haberde gazeteci Fatih Tezcan'ın saldırısına maruz kalan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ve Samandağ Belediyesi var şimdi bu haberde. Belediye meclis toplantısı gerçekleştirildi ve o söz konusu meclis toplantısında yaşananlar. 2017 biraz üzüntüler ve biraz kaygılarla başladı. Samandağ Belediye Meclisi gündem maddelerini görüşmek üzere 2017 Ocak ayı olan toplantısını Belediye Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleştirdi. Bizim bu ülkenin demokratikleşmesi gibi bir derdimiz var. Bu ülkede herkesin kendini huzur içerisinde hissedeceği ve bir yaşam alanı bulacağı bir ortamın oluşturulması gibi bir kaygımız var. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir yönetiminde toplanan meclis yılın ilk toplantısında 11 maddeyi görüşerek karara bağladı. 2016 yılı için meclis üyeleri ve ihtisas komisyon üyelerine toplantılara katıldıkları her gün için belediye başkanına ödenen aylık brüt ödeneğinin günlük tutarının 1/3 oranında huzur hakkı ödenmesine ve ihtiyaç duyulması halinde kamu kuruluşlarından çalıştırılacak personele 1000, diğer uzman kişilere 2000, gösterge rakamının devlet memurlarına uygulanan aylık katsayıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın ödenmesi oy birliğiyle kabul edildi. İstemeyenler oy verdi. Peki.
Samandağ Belediyesi'nde görev yapan zabıta personeline 2017 yılında ödenecek fazla mesai ücretinin 2017 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun K cetvelinde belirtilen Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri dışındaki büyük şehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için tespit edilecek brüt fazla mesai ücretinin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 5620 sayılı kanun gereğince geçici statüde çalışan bir işçinin 2017 yılında 12 ay süreyle çalıştırılması oy birliğiyle kabul edildi. 2017 yılında belediye meclisinin Ağustos'ta tatil yapması oy birliğiyle kabul edilirken belediye meclisinin olağan toplantısının 3 Şubat Cuma günü saat 10'da belediye hizmet binası toplantı salonunda gerçekleşmesine oy birliğiyle karar verildi. Şimdi sevgili seyirciler, yaklaşık son 15 gün oldu mu? 15 gün oldu. Sadece bizim de yayın yaptığımız Hatay ilinde değil, genel olarak, bölge olarak Doğu Akdeniz bölgesi kötü hava koşullarına adeta teslim oldu. Bunlardan bir tanesi de, bu illerden bir tanesi de Mersin, biliyorsunuz. Hatta Mersin'de felakete varacak kadar yağış yaşanmıştı. İki insanımız da orada yaşamını kaybetmişti. Tabii bu yaşanan kötü hava koşulları sadece insanları öldürmedi. Bitkileri de öldürdü ki Mersin önemli bir sebze meyve yetiştiricisidir. Mersin'de bu yaşanınca sebze fiyatları, özellikle sebze fiyatları tavan yaptı. Arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili bir haber derlemişler, görüşler almışlar. Şimdi bu haberdeyiz. Akdeniz bölgesinde yaşanan kötü hava şartları sebze fiyatlarını yükseltti. Mersin Erdemli'de salkım domates fiyatı 3 lirayı bulurken sofralık normal domates ise 2,5 liraya yaklaştı. Son 2 haftada Türk mutfağının vazgeçilmezi domates dalında %100'ün üzerinde fiyat artışı yaşadı. Fiyat artışından memnun olduklarını ifade eden çiftçiler Rusya'nın domateste uyguladığı kotayı da kaldırmasını istiyor. Domates fiyatlarının salkım domateste 2 lira 30 kuruştan 3 liraya kadar çıktığını, bunun da çiftçileri memnun ettiğini söyleyen Mersinli komisyoncular fiyat artışını mevsim şartlarına bağladı. Geçen yıllarda bir hafta 10 günde toplanılan domates şimdi 20 gün bir ayda toplandığını söyleyen komisyoncular, toptan halimize normalde haftada giren domates girişimiz neredeyse bir ayda girmesi nedeniyle bir arz sıkıntımız var. Fiyatlarımızın farklı olması bizleri sevindiriyor. Çok gelip de az fiyata gitmesinden az gelip yüksek fiyata değerlendirilmesi memnun ediyor, yorumlarını yapıyor. Rusya'nın Ocak ayı itibariyle domatesteki kotayı kaldırmasını beklediklerini de ifade eden Mersinli komisyoncular, Mayıs ayına kadar sınırlamanın kaldırılmaması halinde iç piyasada fiyat sıkıntısı yaşanacağını ifade ediyor. Komisyoncular, hükümet yetkililerinin konuyla ilgili olarak çözüm bulmalarını, domates üreticilerinin yüzlerinin gülmesi için Rusya ile kotanın kaldırılması konusunda çalışmalar yapılmasını talep etti. Mersinli çiftçiler ise domates az çıktığı için hale giren domates de az, talepte fazla olduğu için fiyatlar arttı. Şu anki fiyattan memnunuz. Eğer hava şartları bu şekilde olmasaydı domates ucuz olurdu, yorumlarını yapıyor. Ya, özellikle domatesi vurmuş bu söz konusu hava koşulları. %100'e varan bir zam. Zaten %100'e varan bir indirim herhalde bu ülkede çok da mümkün değil. Sadece domateste değil, her alanda böyle. Hiç gördünüz mü siz Türkiye'de bir şeye indirim geldiğini? Bu sebze olur, meyve olur, efendim söyleyeyim dolar olur, değil mi? Bilmem araba olur, su faturası olur, elektrik faturası olur. Yayın, hayatınızın her tarafına yayın. Bugüne kadar bir şeyde ya biz indirim yaptık, duydunuz mu? Duymazsınız. %50 arttı, %60 arttı, %70 arttı. Bu da bizim kaderimiz galiba. Türk insanının kaderi herhalde öyle bir şey. Evet, şimdi bir trafik kazasından söz edeceğiz size ve Adana'ya gideceğiz. Adana'da aşırı yağmur nedeniyle yine kötü hava koşulları. Yolda oluşan su birikintisine hızlı giren bir otomobil kontrolden çıktı ve park halindeki kamyona çarptı. 4 kişi yaralandı.
Adana'da yağmur nedeniyle yolda oluşan su birikintisine hızla giren otomobilin kontrolden çıkıp park halindeki kamyona çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza Merkez Yüreğir ilçesi Doğankent mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Muhammed Ali G. yönetimindeki otomobil yağmur nedeniyle su birikintisine hızla girince aracın direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında park halinde bulunan kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan araçta sürücüyle birlikte otomobilde bulunan Yaren D., Murat P., Özgür Ş. yaralandı. Olay yerine gelen ekipler yaralılara müdahale etti. Cankur ekipleri otomobilde sıkışan Özgür Ş.'yi kurtardı. Yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı. Kilis diyeceğiz yine ve Kilis'in gündeminde yine kaçakçılık var ve sigara kaçakçılığı sevgili seyirciler. Dikkat ettiniz mi bilmiyorum. Bu son bir haftadır Kilis'le ilgili bu üçüncü ya da dördüncü haber ve konu sigara kaçakçılığı yine. Şimdi haberimiz şöyle yapalım ya da haberimizi bir izleyelim, iki cümle daha söyleyelim. Kilis'te 12 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri arama kararı olan plakası açıklanmayan bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 12 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Kaçakçılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan sürücü hakkında adli işlem yapıldı. Dün de herhalde yine Kilis'le ilgili bir haber vardı. Hatta ben Suriyeliler ne kadar ilgili bu işte. Çünkü Kilis sınır, biliyorsunuz sınır ili, giriş çıkışlar oluyor. Sigara da başka şeyler de oluyor. Tabii zaman zaman güvenlik güçleri bunların büyük bir bölümünü yakalıyor tabii. Büyük bir bölümünü. Yani hem kaçakçıların hem kaçak malların, ama kaçırdıkları da var mutlaka. Yani işte mesele yine Orta Doğu. Mesele yine Suriye konusu. Eğer Suriye'de bu olup bitenler olmasaydı biz bugün bu olayları asgariye indirmiş olacaktık ve çok daha az konuşuyor olacaktık. Peki biraz spor diyelim mi? Hadi spor diyelim ve Hatay basın sözcüsü, iş adamı sevgili Sabit Karadeniz, Hatay Spor'la ilgili son yapılan transferleri gündemine aldı ve bir açıklama yaptı konuyla ilgili. Şimdi Sayın Sabit Karadeniz'in bu transferlerle ilgili yaptığı açıklamayı ekranlara getiriyoruz. Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Hatay Spor 2. yarıya daha iddialı bir kadro kurmak için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Hatay Spor basın sözcüsü Sabit Karadeniz son yapılan transferlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Karadeniz, Elazığ Spor'dan santrafor Ömer Yıldız, Karagümrük'ten kanat oyuncusu Emirhan Çolak ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor'dan kaleci Ökkeş, Canboz Kurt'u bonservisleriyle birlikte transfer edildiğini, Eskişehir Spor'dan sağ kanat oyuncusu İsmail Erdoğan'ı ise 1,5 yıllığına kiraladıklarını belirtti. Ayrıca Hatay Spor'da Ömer Kızıldağ, sezon sonuna kadar Dersim Spor'a kiralık olarak, Erhan Gözetik'te Bursa Karacabey'e bonservisleriyle verildi. Hatay Spor'da diğer yandan transfer çalışmalar da devam ediyor. Evet, son haber. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi elektrik kesintileri. Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre 7 Ocak Cumartesi günü Hatay'ın bazı ilçelerine elektrik verilemeyecek. Açıklamaya göre Antakya ilçesi Saraycık Mahallesi'ne 9 ila 16 saatleri arasında, Payas ilçesi Çağlalık Mahallesi'ne 9 ila 15 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle elektrik verilemeyecek. Evet, ana haber bülteni bu kadardı. Şimdi bir kısa bir ara vereceğiz sevgili seyirciler. Hemen ardından Hatay Turizm Derneği Başkanı Sayın Sabahattin Nacioğlu Demokrasi Bulvarı programının konuğu olacak. Ve Demokrasi Bulvarı programında bugün turizm konusunu masaya yatıracağız. Hatay'ın turizmi 2011 öncesi, 2011 sonrası ve bundan sonrası beklentiler, umutlar
Biz niye bu hale geldik? Yani tamam Suriye tamam. Suriye'de olup bitenleri hepimiz biliyoruz ve bizi çok ciddi manada olumsuz etkiledi. Sadece Hatay'ın turizmini değil, sanayisini etkiledi, ihracatını etkiledi, ithalatını etkiledi. İşte günlük burada o sınır ticaretinden kaynaklı olarak yapılan alışverişi engelledi. Bunlar tamam, dış turizm. Peki iç turizm manasında Hatay niye etkilendi? Mesela bu konuyu da konuşacağız sevgili Sabahattin Nacioğlu ile. Kısa bir aradan sonra Demokrasi Buları programı girecek. Bunu buradan ekranlara girecek. Bunu buradan hatırlatmış olayım. Ve kapanışı yapalım. Pazartesi günü saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu. Elbette Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.